Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün de iftar hazırlığına başlıyoruz. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi burada ocağımızda ne pişiyor? Daha önceden, Ramazan'dan önce yaptığımız sarmaları dondurucuya koyduk ve şimdi tencereye koydum pişmesi için. Şimdi bu burada pişiyor. Kalka doğradığım soğanları, bir de patatesleri, bir de burada daha önceden dondurucuda bir tane çupra balığımız var. Bunu bugün pişireceğim. Böyle bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir çay kaşığı, yani iki diş sarımsak. Sonra şöyle bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı kişniş. Bunu da ilave ettim. Bir çay kaşığı reyhan ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı tuz. Bunu da ilave ettim. Burada bir çay bardağı zeytinyağım var. Şöyle yarısını ilave ediyorum. Yarısını. Ve elimle, elimin lezzete girmesi için elimle karıştırıyorum böyle. Bu arada balığım aynı baharattan daha önce baharatlamıştım. Hataylılar buna ıntacan diyorlar. Çok da güzel oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi bunları bu şekilde. Aslında balığımız daha büyük olsaydı daha da güzel olacaktı. Ama şu an biraz balığımız küçük ama olsun. Şöyle. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Balığımızı bu şekilde daha iyi pişmesi için şöyle kesiyorum. Şu tarafı da çevir. Ben çeşit olmuş olur. Evet. Çok da güzel olur tabii ki. Bu şekilde şöyle balığımızı da ortasına yerleştiriyoruz böyle. Bir çay bardağı suyum var. Kaynar su. Ya da soğuk su da olabilir. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası da koydum. Ve bu şekilde şimdi sosumuzu bu şekilde döküyorum. Bu suyu fazla sevmeyen bir tarif ve geri kalan yarım çay bardağı zeytinyağımızı balığımızın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Evet, diğer tarife geçelim. Şimdi bu fırına pişmeye gidiyor. Şimdi buraya ne yapacağız? Tarhana çorbası yapacağız. Buraya bir yemek kaşığı tereyağı. İçerisinde iki diş sarımsak kadar ezilmiş. Ve bunu güzelce kavuracağım. Böyle kokusu çıksın. Açalım dayı. Şimdi sarımsağımızın kokusu çıktı. Kaşığı. Domates salçası ilave ettim ve bunun kavrulmasını sağlayacağım. Ben şu an 5 kişilik tarhana çorbası yapıyorum. Bunu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 1 litre su ilave ettim. 2 kaşığı tuz ilave ettim ve içerisine tarhanayı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk suya, mutlaka soğuk su olması gerekiyor. Sıcak su olursa topaklanır. Bu şekilde. Şu anki yaptığım 5 kişilik. Bir su bardağı, bir parmak eksik, yani 100 gram, 100 grama eşit. Tarhana çorbamızı kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız. Sayın takipçilerim, 1 litre artı 2 su bardağı su ilave etmiş oldum. 100 gram için, yani 1 su bardağı bir parmak eksik tarhana koydum. Ve içerisine... Yani 1 litre normalde de ama biz... Evet, biraz... normalde 1 litre ama bize göre katı oldu. O yüzden 2 su bardağı kaynar su daha ilave ettim.
Şimdi bu böyle 5 dakika kaynayacak kendiliğinden. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı tereyağı bu güveç tabağımıza bu şekilde sürüyoruz. Şimdi tereyağımızı sürdük. Burada daha önceden yapıp dondurucuya koyduğum humusumuzu ilave ediyorum. Fırında yapacağımız humusun sulu olması gerekiyor. Normalde sulu. Evet. Şöyle humusumuzun üzerine böyle rendelenmiş kaşarı böyle ilave ediyorum üstüne. Şimdi humusumuz fırına gidiyor. Şimdi sarmamız dinlendi. Şimdi servis yapacağız. Şimdi sarmamızı servis yapıyoruz. Dikkatli olalım. Kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.